Herkese merhaba. Bugün sizlerle Zamarin Forbes uygulamamızda aslında artık biraz böyle profesyonel yani tam ben kendi açımdan profesyonel diyemesem de genel olarak birçok Zamarin Forbes, Zamarin kullanılan yapılardan MVVM yapısına bir başlamak istiyorum. Hani aslında bununla benim de çok böyle araştırıyorum, öğrenmeye çalışıyorum, bir şeyler deniyorum falan. MVVM birazcık kullanılması gerçekten aslında kod bütününü çok iyi sağlıyor. MVVM sadece burada yok. Mesela Android'de de kullanabiliyorsunuz. Swift'te de belki bu kullanabilirsiniz. Ama gerçekten bu yapıya aşinalaşmak çok önemli. Biz de sizlerle birlikte işte ben de elimden geldiği kadar yazacağım. İşte bir şeyler yapmaya çalışacağım. Sizden de bu şekilde yazmanızı rica edeceğim. Böyle siz de bir şeyler deneyin. İşte bu MVVM aslında Xamarin uygulamamızı geliştirirken kesinlikle öğrenmemiz gereken en önemli yapılardan bir tanesi. Biz bugün iNotify Property Changer diye bir eventi var. Aslında biz bundan bugün başlayalım istedim. Bu çok uzun bir yazı olmayacak zaten. Blok olmayacak. İlerleyen şeylerde aslında biraz daha geliştireceğiz. İşte commentlarla konuşturacağız. İşte daha real time'lı yapacağız falan filan. Şu anlık bir başlayalım. Şimdi bir şey söyleyeyim. MVVM ne? MVVM aslında bir design. Yani işte nasıl diyeyim size, object oriented planet'te nasıl MVC pattern'ı varsa bu da MVVM'de burada model view, view model tarzında bir yapıya sahip. İşte 3 tane yapısı var burada. Model, view ve view model diye. Buradaki olay şu, tamam yani genel olarak mantığı şu. Model'ınız var mesela, user model'ınız ve bir tane view'ınız var. User'ları listeleriniz view. Normalde siz her yaptığınız işlem nedir? İşte example'da şu arkaya koşarız. Şuraya geliriz işte list view, binding context, detail user al falan filan. Yani bu normalde şu an yaptığımız işlemlerden bir, yani genel olarak kolay olarak bunları yapıyoruz. Ama bu kod bütünün açısından doğru bir yöntem değil. Yani burada bu kodları böyle şişirmek, ne bileyim buraya link sorgusu falan vesaire yazmak. Aslında bu sayfa hiçbir şey bilmiyor. MVVM mantığına gidersek eğer. Burası sizin bir view'unuz. Ve view'unuz sadece burada datayı alır. Burada dersiniz ki işte neydi o? Binding context dersiniz. İşte benim sayfam. İşte benim new user mesela sözüm ona. User modelim, user notification falan diye bir şey yok şu an. Öyleyse rastgele sahibi modelim olsun benim. Bunu sen diyorsun al. İşte bunu öğren. Bunu al kafana. Sonra arka tarafa gidiyorsunuz. Bütün list view'imize mesela bunları buradan çekiyorsunuz. İşte buton dokunulduğunda click it'ları tetiklemek için buraya yazmıyoruz da command'ları kullanıyoruz. Data taşırken binding command'ları command parametrelerden yolluyoruz vesaire. Bunların hepsine gideceğiz. Çok da bunu dallandırıp böyle konuşmak istemiyorum. Sadece bir giriş yapmak istedim. Ben şimdi size bugün dediğim gibi iNotify Property Change eventinden bahsedeceğim. Şu an tam MVVM'e girmeyeceğim. Sadece bu birçok yerde kullanacağımız için bir başlamak istiyorum. Ben yine bir her zaman standart yaptığımız bir user model yapalım. Ne yapacağımızı şöyle belirleyelim. Şimdi normal yapıda ben bir prop string diyorum ki mesela user name, değil mi? Normalde şeyde encapsüle edebiliyorsunuz. Prop file, prop full falan var da Mac, Visual Studio for Mac'te ben bulamadım, daha doğrusu direkt çıkmıyor. Şuradan hemen şu şekilde şuraya username'in üzerine gelip alt enter dedikten sonra şurada the property with baking file dedikten sonra sizin için bunu encapsülerle getiriyor. İşte şurada sadece bir isimler çakışıyor. Bu private olduğu için bu çağrılmayacak. Bunun usunu büyük yapabilirsiniz. Kullanıcı haklarınızı küçük yapın. Username'i aldım. Return username'i döndür. Username'de gelen value'ye eşitledim ve burayı bitirdim. Kodla çok uğraşmam açısına hatta yapalım bir tane daha. Görmenizi istiyorum ya da. String işte user surname diyeyim ya da count diyeyim fark etmez. User surname olsun. Fark edecek bir şey yok burada tamam ya. User surname dedim. Ardından ben ne yapıyordum? Şuraya geliyorum. Alt, enter ve ardından the property with baking file diyorum. Ardından şuradaki u'yu büyütüyorum. İstersen başına tire de koyabilirdim. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Özelerimi gerekli işlemlerini yaptım. Döndürdü. Şu an aslında encapsüle edilmiş yapım hazırlanmış oldu. Şimdi benim nerede neyi kullanacağıma geleceksek işte orada da şunu yapıyoruz. Şurada geliyorum. I notify pro Property changed diye bir sınıfımız var ve ben bunu interface'imiz var ve ben bunu implement ediyorum. Ekledim şuraya. Default'ta benden bir tane kendi içerisinde gelen şey var. Metodu var. Şurada bakın. Event. Şunu aşağıya aldım, genelde aşağıda olur. Property changed. Aslında buradaki olayımız şu. Biz normalde bizim herhangi böyle bir şey yaptığımızda buradaki mesela username value'sun değiştiğini işte button'a click'e basarsınız. Bastıktan sonra
değeri arkada kontrol edersiniz, sonra değeri kaydedersiniz vesaire vesaire. Anlık olmaz bu işlemler. İşte Inative Property Changed Event'ı bize bu işlemleri real time'de yapmamızı sağlıyor. Yani daha anlık olarak ben bu datanın değişikliklerini, mesela username'im var, tak diye değiştiğini anlayabiliyorum. Ya şu an mesela tek modulda bunun çok önemini anlamasanız da listeleme yapılarken aslında çok da önemli olduğunu anlayabileceksiniz ve çok da işimize yarayacak aslında bu yapım. Biz şu anlık en basitinden, mantığından başladık tabii ki. Şurada da yine Visual Studio for Mac'te şurada Alt Enter yaptığınızda normalde gelmiyormuş gözükse de şu şekilde getirebiliyorsunuz. Normal Windows cihazlarda bu direkt otomatik geliyor. Kendi kurduğu bir yapı var. Bu şekilde de kullanabilirsin ama genelde şimdi kullanılan yapıyı anlatacağım. Şu bir tane ufak bir color member name, bunu da anlatacağım. Ekleyelim şunu. Runtime, hatta şöyle bir geri geleyim de eklemesin şeyi. Şeyi görmenizi istiyorum, eklediği paketi. Şuraya da this.e demiş. Genelde de new property changed event arguments, o da verilen string prop, şuraya da string prop name, ne dersen diye prop name. Şunlar eşittir, null yapalım başlangıçta, işte şöyle gelsin. İçerisine de prop, şunu ne yazdıysam o gelsin şuraya. Okey. Şurada sıkıntı kalmadı. Şimdi birinci olarak başlayalım şuradan. Bir kere burada bir sanal metodumuz var. On property changed event'ı işte buradaki tetiklemeleri yakalamamıza sağlayan yapı. On property change sayesinde biz bunları yakalıyoruz. Aynı şekilde içerisindeki color işte member name sınıfı da normalde şu yapı yok. Direkt string prop name ne de yapabiliyorsunuz. Fakat bu C# 4.5 sanırım 5 ile birlikte gelen bir yapı. Daha iyi tetiklemesi için aslında. Tetikleme için kullanılıyor şu an için. Buna verilen metot sayesinde mesela şurada siz birazdan kullanımda göreceksiniz. Mesela işte color memname. Bunu username çaldıysa bu username'i döndürüyor. Tarzında bir yapıya sahip. Onu da şimdi anlayacağız. Bunun gerekli argümanını ekliyorum. Bununla ilgili Engin Hoca'nın da çok güzel bir yazısı da var. 2014'te yazdığı. Şu tarafta var mı? Ya kapatmışım. İşte color member name nedir diye Google'a yazarsanız zaten Engin Hoca'nın blogu da var. Oradan da bakabilirsiniz. Çok detayına girmek istemiyorum. Kendi MSDN'de de var. Ya buradaki dediğim gibi siz verdikten sonra işte neyin içerisinde birazdan yazdıktan sonra bize bunun döndürüyor color member name ve tetiklemeyi sağlıyor. Şimdi bizim geleceğimiz en büyük olayda nerede başlıyor derseniz o da şurada başlıyor. İşte şu setin içerisine on property changed diyoruz ve bizden bakın bir tane şey istiyor. Name istiyor. Ben buna gelip ben name'in değiştiğini biliyorsam tek yazıyorum ve artık bunun içerisinde aslında buradan buraya ben bu name'ini yollamış oluyorum ve şu event sayesinde ben bunu burada yakalamış oluyorum. Şimdi şunun aynısını alıyorum. Bakın. Şunun aynısını alıyorum ve şurada da yazıyorum. Şu anlık aslında şunu kapatayım. Şuradaki Inative Property Changed'daki olayımız bitti aslında. Biz şu an şu modülü alıyorum ben. Burada kalsın bu. Bununla bir işim yok. Ben bu tarafta basitçe bir stack layout atacağım. Şöyle. Şunun horizontal option'larını hemen verelim. Center up, expand verelim. Horizontal, vertical option'ına da center and expand atalım. Şimdi buraya bir tane enter atacağım. Bakın hızlıca bir tane şey göstermek istiyorum. Bunun text property'sine geleceğim. Birazdan arka tarafta bindleyeceğim bunu. Normalde şuradan da bindleyebiliriz. Böyle class'ı gösterip de ben öyle sevmiyorum. Genelde arkadan öne yolluyorum ben. Buraya geliyorum. Bu text içerisinde gelen value'ları neyin içerisine atacak? Binding user'ın içerisindeki username'i atacak. Buraya geliyorum. Username. Mesela buraya işte placeholder'ına username giriniz. Yazabiliriz. Şimdi bunu yazdıktan sonra kapatıyorum. Şurayı kapattıktan sonra. Şimdi bir tane de aşağıya geliyorum. Bir tane de label atıyorum. Diyorum ki text'te. Bunun text'te ne olacak biliyor musunuz? Artık bunun text'in içerisinde ben neyi yazmak istiyorsam. Mesela şunu şuradan alabilirim. Ben aslında şunu yapmış oldum. Bu text'in, şu label'ın şuradaki değişikliğini anlık olarak yakalamış oldum. Tık 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 aslında. Buradaki sağladığım yapı bu. Ben istersem şunu yapabilirim. Şunları kapatalım. Şunu yapabilirim. Sözüm ona buraya gelen value'yu belli bir kıstasa göre.
Mesela value işte 5'ten küçükse, string count'u 5'ten büyükse. Hani burada size şeyi sağlamış oluyoruz aslında. Modül serisinden. Mesela butona bastı işte username password kodu vereceksiniz ama boş. Hiç burada zaten onu engelleyebilirsiniz. Hiç oraya yollamaz, gitmez bile. Yani event'ını mesela bir istek atarken sözüm bana isteğe gitmez bile. Önce burada zaten düşer, iptal olur. Biz şu anki yaptığımız yapıyı ufakça bir çalıştıralım. Şuradakini görelim. Dediğiniz gibi bu giriş dersimiz. Biz başlangıçtan böyle bir detaylı anlatmak istedik. Açıkçası bu konuda çok büyük bir bilgim benim de az yok. Yani şimdi yalan söylemek vesaire de işim olmaz. Ben bu konuyu böyle aslında detayına kadar öğrenmeye çalışıyorum. Ben bunu sadece zamanın için öğrenmiyorum zaten. MVM gerçekten çok fazla işimize yarayacağını düşünüyorum birçok alanda. Şimdilik bunu biz XamarinForms'larda ama en çok şu an gördüğüm kadarıyla XamarinForms'da kullanılıyor bu yapı. Dediğim gibi Android vesaire de kullanabiliyor. Mesela şimdi ben buraya bastım. Bakın. Ben şimdi buraya bastım. Normalde buradaki tekstim buraya gelmesi lazım. Tabii ki niye gelmedi? Şunu unuttuğumuz için gelmedi. Burada bunu bağlamadık. Binding context'ine geleceğim. Sayfanın bakın buradaki MVM'deki en büyük olay şu. Buraya ben normalde şöyle new user diyeyim ben şimdilik de. User'ı bağlayayım. Şimdi biz normalde biz alıştığımız yapı gereği mesela bir list view'umuz varsa şu yok görmediği için user değil mi? Evet. Şunu aşağıya çekeyim. Namespace user. Class'ını çek. Namespace'de şey çakıştı. User X'de yapayım şunu bari. Şunu da şuradan hızlıca öneyim edelim. User X. Bu da problem bir şey yok. Tabii ki yok. User X. Klasörü gördü orada çünkü. Onun için orada ufak bir şey yaptı. Evet eklemeyi tamamladım. Şimdi normalde biz ne yapıyorduk dediğim gibi list view var diyelim. List view nokta item search'ü ne kadar item search'ü vermek lazım da binding context vesaire biz bunları bağlıyorduk. İşte gerekli işlemleri yapıyorduk. Ama bizim şu yaptığımız işlemle biz artık sayfaya modül seviyesinde item atıyoruz. Diyoruz ki işte mesela bir listem var. Listenin commentleri var vesaire. Ben bunların hepsini bu sayfaya atıyorum buraya. Bu sayfada kim isterse bunu alıyor. Mesela entry kullanacaksa entry kendine göre bind ediyor, username'i alıyor. O kullanacaksa onu alıyor. Ve bu sayede aslında dinamikleştirmiş olur. Şimdi ben buraya gelip yazdığımda bu kez çıkması lazımdı. Bu kez çıkması lazımdı. Çıkmamasının sebebi hemen bakalım hızlıca. Çünkü ikisinde de user surname demişim. User name diyeceğim. Yanlış yazmıyorsam. Evet şunu şundan alalım. User name dedim. Property Change'in event'ını yanlış tetiklettik. Şimdi bakalım. Şimdi yazdık ve geldi. Aslında bakın şimdi şuraya ben şu tarafa ve şuraya atarsam bir tane şey. Bakın ilk başta datayı değiştirdiğimde burası çalıştı. Öncesinden çünkü takip ettiği için ve volume bakın geldi. Bunu şu username'in içerisine attı. On Property Change'in event'ım çalıştı. On property change event'im çalıştığı için aşağı indi. Gelen property name, username gitti. Username property'sindeki value'yu değiştirdi. Ve gerekli işlemi yapıp tamamladı. Ve bunu geldi ön tarafta. Çok bastım. Bu şekilde bastı. Şurada son olarak şunu yapmak istiyorum. Misal hızlıca. Ben burada full name'i döndürmek istiyorum. Public diyeceğim. String. İşte ya da prop şöyle yapalım. Prop string full name diyorum. Misal. Ve ben bunu geliyorum burada. Sadece bunun getini yazacağız. Diyorum ki return ne olacak? User name artı boşluk falan filan işte nasıl güzelleştirmek isterseniz artı user surname. Değil mi? Küçüklere göre de yazdık. Şimdi burada bir ilk yazdığımızda bu çalışmayacak. Bakın şimdi şunu yaptığımızda bu çalışmayacak. Ben bunu alıp buraya aldım. User surname girin işte please write yazayım enter yazalım da şey olur doğru olur ve ben buraya gelip şimdi full name'i verdim de arkadaşlar yani düşündüğünüzde mesela şu an aklınızdan geçen şey muhtemelen bunu çalışacak çünkü yani property change'la tetikleyecek full name'e de gidecek oradakini yazacak ama bakalım. Bakın property change çalışacak. Doğru. Tetiklemeler tamam. Hatta şuraya kadar geldik. Çünkü neden?
Şuradaki binding context'i değiştirmedik. Şunun binding context'ine user surname yapacağız. Oradaki name'i büyük mü yaptım hatırlayamadım. Yok tamam doğru. User surname yaptım. Tamam. Şimdi oynayalım. Bakın şuradakini kaldırdım değil mi? Tamam. Şimdi property changed event'inin şurada bastığımda tetiklendiğini gördüm. Prop name geldi, tetiklendi. Doğru. Ama şöyle devam edelim. Bir şey yok. Yine bir şey değişmedi. Yani şunu kaldırayım. Artık hiçbir şey değişmiyor. Aynısını aşağı geleyim. Hatta hani aşağısı da çalıştığını görme adına koyayım. Mesela burada da aynı şekilde property change çalışıyor ama burada oluyor. Çünkü bu property change'ler verdiğimiz o on şu name'deki objeler uyarıyor. Ve ben buradan gelip şunu içerisine aynısını gelip şöyle yaparsam eğer, ya kardeşim bir full name de var. Buna bir bak. Bunu da değiştir dersem. Şimdi ne yapacak? Şimdi o değer geldiğinde bir username'i değiştirecek. Ve full name'e bakacak. Full name ne tutuyor diye. İçerisinde şimdi return döndürüyor ya. Buraya full name diye bir şey de yapabilirdik de. O diyecek tamam full name'in içerisinde de gider. Ben bunu anlık olarak yazarım. Ve bu şekilde bakın. Ben artık aynı anda ikisine de anlık yakalamış. Şimdi bu da birçok şey olacak tabii. Entry'nin text change'de values falan var. Burada yakalayabiliriz. Ya buradaki amacımız bu değil aslında. Buradaki amacımız tamamen bunun girişi olduğu için. I notify property change event'inin nasıl kullanılırdı? Açıkçası yani bayağı da güzel bir anlatımımız oldu. Bir sonrakinde listelerle nasıl kullanacağımızı anlatacağız. I notify property change olur. MVVM olur. Ya bu MVVM üzerine bir 3-4 video ne kadar giderse artık bir çekeceğiz. Ki bunu daha iyi kavramanızı istiyorum. Şimdilik herkese bol ve mantıklı kodlamalar.